10-16 Mayıs arası engelliler farkındalık haftası olarak kutluyoruz. Aslında bu bir kutlama değil. Bu farkındalık oluşturma amaçlı bir farkındalık günüdür. Bunun için farkındalığı oluşturmak için neler yapmalıyız? Engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak, özel kamu kurum ve kuruluşların engelli bireyler için geçmiş yılda yaptıklarını veya gelecek yıl için yapacakları faaliyetleri planlamalı. Tüm halkımız olarak, vatandaşlar olarak duyarlılığa davet ediyorum. Bu özel günlerde lütfen biraz daha duyarlı olalım. Bütün özel bireylerimizi kucaklıyorum. Onları çok seviyorum. Sevgili engelli kardeşlerim, hepimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı kutlanacak bir hafta olmadığı bilincindeyim. Bu haftanın tüm insanlığımıza farkındalık yaratmak, engelli bireylerin yani bizlerin farkında olmalarını sağlamak amaçtır. Bu vesileyle engelsiz bir hendek, engelsiz bir yaşam diliyorum hepinize. Burada Zeki Cömert Parkı'nda Hendek Belediye'mizin engelli kardeşlerimiz için yapmış olduğu çok güzel hizmetler var. Bunlardan faydalanmanızı umuyorum. 2023 Engelsiz Türkiye, Milliyetçi Türkiye hedefinde buluşmak dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Aziz Hendekliler, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bizleri izleyen tüm engelli kardeşlerimizi, ailelerini ve kıymetli Hendek halkını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Büyük bir aile olmanın gereği olarak sadece yılın belirli günlerinde değil de engelli kardeşlerimizin hayatına her an temas edebilen hizmetlerimizle engelsiz bir şehir mücadelemizi sürdürüyoruz. Engelli hemşerilerimizin yaşadığı sorunları görüyor, üretken belediyecilik anlayışımız gereği engelli kardeşlerimizin sosyal yaşamda, kültür ve sanatta, sporda ve siyasette yani yaşamın her alanında etkin olarak yer almasını istiyoruz. Düzenlediğimiz çeşitli etkinlik, programlar ve engelli kardeşlerimize verilen hizmetlerle farkındalığımızı ortaya koyuyoruz. Bu zamana kadar yapılan sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra engellilere kulaç atıyoruz projesiyle Hendek farkını gösterdi. Ayrıca nakil hizmetleri, sosyal destekler ve istihdam noktasında özen gösterilen engelli kardeşlerimiz için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Engellilere uygun yaya yolu yapım oranının %97'lere ulaşırken engellilere uygun yaya yolu ve rampa yapılan sokak sayısı 44'e çıktı. Söz değil, icraat üretiyoruz ve diyoruz ki sadece belirli günlerde değil, yılın 365 günü farkındayız ve yanınızdayız.